Bana odak lan kanka. Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Muhteşem dizi film inceleme uzmanı olduğum için ben de size muhteşem diziler önermek istiyorum. Tabi önereceğim diziler kişilerin zevklerine ve fikirlerine karşı farklı olabilir. O yüzden önereceğim size tam çerezlik, kanka bu güzel gider, izlenmelik, arkadaşlarla dalga geçirmelik, çok güzel diziler. İlk dizimiz Ragnarok. Aslında Ragnarok da Ragnarok. Google'da öyle yazıyor ya. Bu diziyi birkaç yıl önce, bir ya da iki yıl olması lazım. Yani ilk çıktığında izlemiştim. Netflix'in arşa çıkartıp batırmayan dizisi olabilir. Daha ilk sezon yayınlandı ve pek bir şey vermese de dizinin ilk sezonu karakter ve hikaye açısından idare eder. Pandemi zamanında seni boş hissettirmez kanka. Ragnarok küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda ılık kışlara, şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada yaşayan insanlar mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça muzdariptir. Eğer kimse bu duruma müdahale etmezse kıyamet çok da uzakta değildir. Kısaca genç Thor'un doğuşunu izleyeceksiniz kanka. Ama Avengers'taki gibi Thor beklemeyin. Bu dizi daha çok mitolojiye dayalı olduğu için beklentiniz biraz farklı olabilir. Yani hem gençlik, hem fantazi, hem mitoloji tam üçünün arasında bulunduğu bir dizi. İlk sezonu fantastik ve mitolojik havayı pek fazla hissetmesek de dizi güzel. Ortalama seviyede bir dizi. Çoğu kişi bu dizinin çok saçma olacak, batacak dese de çoğu kişi yanıltan bir dizi ve güzel bir dizi gerçekten. Dizimiz Afterlife. Başrollerinde Rick Gervais, Tom Baston, Tony Wei ve Diana Morgan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı etkileyici bir Netflix dizisi. Hikayede son derece düzgün ve kusursuz bir yaşam bulan Tony, işini kaybettikten sonra karakter olarak değişime uğrar. Bir zaman hayatını sona erdirmeyi de düşünmüş ancak sonrasında bu psikolojiden kurtulmuştur. Artık hayata tutunup ne isterse yapmak isteyen bir adam vardır. Hiçbir şey ve hiçbir kimseye artık önem vermeyen Tony'nin çevresi bu durumu değiştirmek isteyince ortaya komedi ve dram türünde harika bir hikaye çıkmaktadır. Dizi yani Afterlife ilk başta tamamen hayatı sorguluyoruz mantığında bir dizi gibi gözükse de aslında karısını kaybeden bir adamın olaylara ne kadar komik yani komedi dramı desek daha mantıklı. O tarzda giden bir yapıya sahip. Adam her şeyle dalga geçiyor. Her şeyden nefret ediyor ve her şeyi boş yermiş şekilde takılıyor. Yani ana karakter böyle takılıyor. Ki onun yapmak isteyeceği bir şey. Netflix'i gömmem ve yine oradan dizi önermem peki. Mükemmel çelişki. Üçüncü dizimiz ise The Boys. Daha önce de kanalda incelemesini yaptım. Diziyi ise şimdi öneriyorum. Bir grup süper kahraman aslında medya önünde kahraman olduğu, medya arkasında ise daha pislik olayların döndüğü bir grup insanın da bu süper kahramanı durdurmaya çalıştığını konu ediyor. Dizide kara mizah aşırı var. Dizi Amerikan yapımı olmasına rağmen Amerika'yı süper kahraman dizisi olmasına rağmen de süper kahraman eleştiriyor. Ve tuzla biberle de dizi çok iyi olmuş denilebilir. Yemek programı sunuyormuş gibi hissettim kendim ya. 22-11-63. Bu dizi izlemediysen videoyu kapattıktan sonra hemen izle. Neden mi? Çünkü bu dizi harika. Çok güzel bir mini dizi. Bir zaman yolculuğu hikayesi anlatacak olan 11-22-63. Lisede İngilizce öğretmen olan Jake Epping karakterini merkeze alacak. Bir lokantanın deposunun geçmişe açıldığını fark edemez zamanda geriye giden Epping, John F. Kennedy suikastini önlemeye çalışacak. Ancak işler çok geçmeden sarpa saracak. Zira kahramanımız Lee Harvey Oswald engeline takılacak ve hayatın aşkı ile karşılaşacak. Oğlum daha demin ağrını bastı lan. Sabahın 8'inde video çekince böyle oluyor tabi. Ses biraz gitmiş oluyor. Konuşamıyorum bile. Göz çökmüş oluyor. Kafa düzgün çalışmıyor. Şu an sesimin nasıl çıktığını bile bilmiyorum. Normal işte. Üniversite hali, uykusuzluk. Ders, YouTube, Insta. Derken. Çöktük be abi. Sınav sistemi bizi serseri etti. Her neyse dostlar. Büyük ihtimalle bu videoyu Elit'in birinci sezon incelemesinden sonra gelecek. Elit gelir ya da edit gelir. Elit. Çok fazla harf benzerliği var ya. Ben şimdiden karıştırdım anladım cümleleri, kelimeleri. Bak bunu da karıştırdım. Bende B12 vitamin eksikliği var gerçekten. İnsan doğum gününü unutur mu ya? Neyse dostlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, yorum yapmayı, Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, umutla kalın.
Görüşürüz dostlar.